Evet, sondan başlayalım. Bir Hikmet Hoca'yı tebrik edelim mi? E, bence edelim. biz de alkışı hak ettikleri çok doğru söylüyor. Kesinlikle söylüyorum. öyle. Hak Kesinlikle. ettiler. Sevgili hocamızı tebrik edelim. Gerçekten müthiş bir takım oldu Kayseri Spor. Öyle birçok maçta bunu görüyoruz. Yani tesadüf değil bu. Sadece bu maçta değil. Sadece bu maçta 10 maçta değil. kaybetmiyordu zaten. Diğer çok büyük iyi. takımlara karşı da çok iyi mücadele ettiler. Kesinlikle. Çok iyi de yabancılar almışlar. İyi takım. Seneye Hikmet Hoca kalırsa ki kalacak gibi görünüyor. Evet. Çok daha yukarılara gider Kayseri Spor. Aynen öyle görünüyor. Tebrik edelim bir kez daha. Yani düşünün ki mağlubiyete rağmen tebrik ediyorsunuz bir takımı. Diğer tarafta büyük tebrik aslında Trabzonspor'da bu muhteşem geri dönüşe e, söylemek hmm. lazım. İzleyicilerimiz siz de karşılaşma ile ilgili düşüncelerinizi son sayfa etiketine gönderirken... ...tabii ki videolarınızda unutmayın. Numaramıza soru ve görüşlerinizi videolarla gönderebilirsiniz. Hemen Zeki Uzundurkan başlamak istiyorum. Bir ilk yarı var ki evet. izlediğimiz e, farklı, ikinci yarı bambaşka bir Trabzonspor... Geri dönüşü Zeki Uzun Durkan nasıl anlatır? Yani şöyle söyleyeyim gazeteci gözüyle. ilk yarı için cinnet, ikinci yarı için cennet diyebilirim. Cinnetten cennete gibi bir durum hadisi ortaya çıktı. Tabii ki o tarafların strese girdiği, Trabzonspor'un 2-0 geriye düştüğü ilk yarıda şampiyonluğa giden, şimdiden şampiyon ilan edilen hatta Bahisleri Şubat ayında, Şubat ayının başında şampiyonluk bahisini kapatan Trabzonspor'un evet. e, stoperlerinin, bekinin, stoperinin Ahmet Can Kaplan'ın, Bruno Perezin yenilen ilk golde böyle büyük hata yapma lüksü yoktu. Elbette ki futbolda hatalar olacak, hatalar olacak ki goller de olacak ama Trabzonspora yakışmadı e, yenilen. İki golde de Trabzonspor'un bireysel hataları vardı. E, tabii ki Doruk Antkoz'un İdman'da ee, idmanda sakatlanıp e, maça çıkamaması Trabzonspor'u çok etkiledi çünkü e, Dorukhan Dorukan Toköz bütün açıkları kapatıyor. Hem savunmanın açıklarını kapatıyor hem orta alanda bir dalga kıran gibi bütün atakları kesip Trabzonspor'u rahatlatan bir oyuncuydu. Onun olmaması nedeniyle Trabzonspor evet. orada bocaladı. Siopis'e çok iş düştü. İlk yarıda ne oluyor? Bu maç çevrilir mi? E, bu futbolla çevrilmez e, dedirtti dedirtti. E, Borda Mavi'liler sağdaki oyunuyla ama ikinci yarıya Abdullah Avcı yine e, teknik adamlık deneyimini göstererek kaliteli oyuncularını sahaya sürdü. Canini'nin oyuna girmesi bütün dengeleri değiştirdi. İşte Hoca basın toplantısında da söyledi. E, kaleye dönük olduğu zaman e, driplikli olan e, bitirici asistlere şutlar olan bir oyuncu. Onun girişi e, takımı çok etkiledi. E, Puaş'ın ilk yarıda yenilen iki golde ee, Onur'un ortalarında e, bu kadar rakibe e, orta şansı yaptırması, Poğaç da çok etkisizdi. Onu çıkarıp Yusuf Erdoğan'ı oraya alması e, o da akıllıcaydı. Ya bu, bu değişiklikler Trabzonspor'a iğme kazandırdı. E, Trabzonspor'un maçı çevirecek çok fazla oyuncusu var. İşte Bakayeme evet. için bugün Ronald, sosyal medyada Ronaldinho benzetmeleri yapılmaya başladı. Gerçekten ee, müthiş işler yapıyor. Ee, onun da 9 gol 8 asiste ya da 9 gol 9 asiste ulaştı. Öyle böyle değil yani. Başlı başına bir takım gibi. Ee, yani ikinci yarıdaki oyuna baktığımızda şampiyon gibi oynadı Trabzonspor. Evet. Yani beraberliği bile yakaladığında aslında hani e, işte şampiyon takım özelliği bu. Hani 2-0'dan yani gelip böyle bir oyunla oyunu değiştirerek oy, hani. Elbette ki yani ben 93'ten beri belki binlerce maç izledim. Hep notlar tutarız gazeteciyiz biz çünkü mecburen bizim yerimiz mutfak. Yani insanlar zannediyor ki maça gittiğimizi zannediyor. Herkes soruyor bu akşamki maça gidiyor musun falan. Biz muhabir olmadığımız için biz emekçiyiz. Serdar gibi kardeşlerim genelde o tadı yaşayabiliyorlar. Biz sayfaları gazete hazırlamakla yükümlü olduğumuz için notlar tutarız. İşte maçları en derin ne kadar analiz etmeye çalışırız. Daha önce yaşanan şampiyonluklarda şampiyon olan takımlar böyle maçları kaybedebiliyordu. Yani e, kaybetse de işte puan farkı var. Oyun iyi ama takım bir yerde kaybederdi. Geçen yıl Beşiktaş son düzlükte mesela üst üste maçlar kaybetti ama Trabzonspor şunu gösterdi. İki farklı geriye düşse de ki bugün Kayserispor maçtan hiç kopmadı. İşte Atamah'ın, Tiam'ın kaçırdığı %100'lük goller kadar. vardı. Ona rağmen e, kazanmak için her şeyi yaptı. 3 forvete döndü. Yani bir anda Canini Cornelius derken Koyuta'yı da oyuna aldı. Yani Abdullah Avcı hayır ben maçı kazanacağım dedi. Trabzonspor berabere kalsa hiçbir şey kaybetmezdi ama kazanacağım dedi ve bunu başardı. Trabzonspor taraftarını da alkışlamak lazım. Hmm. Ben uzun süredir hmm. e, en az 10 yıldır bir cuma maçında 4 e, büyüklerin e, taraftarlarından herhangi birinin stadı doldurduğunu görmedim. Cuma günleri stadı doldurmak zordur. Tabii. Mesai sonrası trafikti derken hafta sonu doldurmak daha kolay. Ama yine bugün 41 bin taraftar vardı. Biletler satışa çıkıyor. Yarım saat içinde biletler tükeniyor. Yani Ama böyle bir inanmış söyleyelim. bir var. Zeki şunu da Zeki Uzundurkan. Yani yayına girmeden de evet. bahsettim ya. Maçı izlerken fenalaşanlar hani Doğru. geçmiş olsun diye umarım ciddi bir şey yoktur. Kötü haberler aldık daha o, önce çünkü kötü o, şeyler o oldu. Bu çok üzüyor bizi. O heyecan hani dozu biraz daha kendimizi sakin tutmaya çalışıyor. Şimdi, o, o o yani olan bir şey. Onu kendini kaptırırsın, kaybedersin. O an e, işte dediğim gibi hani derler ya kalbi olan bu maçı izlemesin diye. Biraz Oyunun son bölümü 90 8'de gelen penaltı. O heyecana yürek dayanmaz. Bir de... Bizden önce takım oyunda da e, evet. bahsettiler. E, hemen e, tribünden atlayan Vakemi'nin penaltı golü anında tam atarken tribünden atlayan epey de bir yükseklik var orada yani bir taraftar. E, heyecanlı hakim olamıyor Trabzonspor. Orada e, yarın fotomaçta fotoğrafı var. Poster gibi verdik konu O tribüne gidip telleri yırtan Trabzonsporlu futbolcular topluluğu var. Çok o, orijinal bir fotoğraf. Oo. Ben uzun yıllardır öyle bir fotoğrafta görmedim. Kim çektiyse onu da tebrik ediyorum o an. E, fotoğrafı çekeni tebrik ediyorum. Şu an ismi aklıma gelmedi ama inanılmaz bir fotoğraf. Posterlik fotoğrafı öyle söyleyeyim. Bir futbol maçında e, en derin duyguların yaşandığı an bütün futbolcular e, telleri yırtarken taraftara giderken o sahayı çevreleyen teller var bazı bölümlerde. Evet. O telleri parçalamışlar ve e, altta kalanın canı çıksın derler ya. Altta kalan herhalde Cornelius'tu en altta kalan. Yani orana nasıl dayandı? Ondan sonra zaten oradan döndükten sonra Bakayem'e yerde sakatlık geçirdi. Kramp girdi falan dediler ama oradaki o ağırlıkla nedeniyle Zaten yedek kulübesini kendilerini kaybettiler. Taraftarın aynen. da kendisini kaybetmesi çok normal. Dediğim gibi ikinci yarıda Trabzonspor şampiyon gibi oynadı. Yani bu, bu maçlar hep olacak. Trabzonspor'u yenmek için her şeyi yapacak artık rakipleri. Evet. İşte dediğimiz gibi Haftaya, Fenerbahçe, sonra Göztepe, Çaykur, Rizebe, Beşiktaş derken e, bu maçlarda da hep böyle e, enteresan e, sahnelere, enteresan skorlara, e, enteresan maç dönüşlerine, geri dönüşlere ya da işte puan kayıplarına e, hep birlikte şahit olacağız. Ama Trabzonspor bu şampiyonluğu e, çok hak etti. E, maçın ikinci yarısında her futbolcunun formasından adeta 100 yıllık teraktı öyle söyleyeyim. Evet. Yani kanının son damlasına kadar savaştı Trabzonspor kazanmak için. Şimdi, Şimdi şunu da söyleyeyim son olarak. Rehavet diye bir şey genelde hep olur Türk futbolunda. Oyuncuları e, yönetim, taraftar, teknik ne kadar motive etse de tarafta, e, oyuncu puan farkı olunca rehavete girer böyle maçlarda. Bakayeme şunu söyledi. Enteresan cümle. Bence maçın özeti. Şampiyonluk kupasını elimiz alıp kaldırana kadar savaşmaya devam edeceğiz dedi. Bu çok önemli.